Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni videolar çekmeye başladım sizin için. Umarım beğeniyorsunuzdur. Daha çok kendin yaplar çekmeye çalışacağım. Şimdi bugün yine bir kendin yap yapacağız. Ama hazır bir kendin yap bu. Böyle poşetin içinde, şöyle göstereyim. Ben bunu çok severek aldım. Poşetin içinde hazır, her şeyi hazır. Keçelerden yapılmış. Siz bunu evde kendiniz de keçelerden hazırlayabilirsiniz. İçini pişini açıp birlikte bakacağız neler var. Ben de bilmiyorum, sizle birlikte göreceğim. Ama çok zevkli gözüküyor. Hadi gelin bakalım neler var içinde, birlikte açalım, birlikte yapalım. Evet, içinde böyle bir gösterge var. Nasıl yapacağımızı gösteriyor sırayla. Şimdi bunları takip ederek ben de size göstermeye çalışacağım. Evet, hepsi içinde hazır. Kesilmiş. Bunlar hazırlanmış, kesilmiş vücut kalıpları. Şimdi bunların ne olduğunu anlayamadım. Bakacağım şimdi şeyden. Bu kafa kısmı, bu kolmuş, şöyle birleştireceğiz. Bunları böyle kesmişler. Şöyle birleştireceğiz. Bu kafasının arkası, bu saçı şöyle birleşiyor. Aslında zevkli şey gibi, puzzle gibi arkadaşlar bu. Bunlar da kafanın arkası gibi gözüküyor. Böyle dikip dolduracağız sanırım. Şimdi bunları tek tek göstereceğim zaten. Tacı, şöyle göstereyim. Taç, tacı. Bu elbisenin üst kısmı. Bayağı böyle detaylı fiyonkları var. Eteği süslemek için iki renk koymuşlar. Şöyle göstereyim. Elbise buradaki iki renkli olacak buradaki. İğnesi, ipliği, her şeyi yine içine koymuşlar böyle. Çok detaylı. Her şey hazır. Pratik, güzel. Hemen başlayalım yapmaya. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet, şimdi ben de buradaki sıraya göre gideceğim. Burada diyor ki şu iki parçayı alıp birleştir. Buradaki sırayı takip edeceğim. Aslında çok da zevkli. Dediğim gibi puzzle gibi hepsini birleştireceğiz. Hatta içinden şöyle bir plastik iğnesi çıktı. İplikleri var. Her rengin kendine göre ipliği var. Şimdi tamamladım bunu, diktim. Bu arada bu arkadaşlar topuzuymuş. Bu parçaları dikeceğim şimdi. Hepsi ayrı parça. Bu prensesin tacı, bu saçı, gözleri, bunların hepsi ayrı. Şöyle ben birleştirdim. Daha detaylı görün diye. Şunlar yanakları. Şimdi bunları birleştireceğim. Daha önce kafasının arka kısmını ve topuzunu yapmıştık. Ben şimdi bunları böyle diktim. Biraz hızlandırmak için diktim, öyle gösteriyorum. Ekledim yine. Ben yine kendimden bir şeyler ekledim. Göze boncuk taktım. Mavi gözlü yaptım böyle. Tacını taktım. Şimdi kafanın arka tarafını tamamlayacağım. Şimdi bunu böyle dikeceğim, yine devam edeceğim.
değiştireceğim. Ten rengi takacağım. Şurada bitiriyorum kahverengiyi saçta. Bu parçaları birleştireceğim. Bu kolu, bunlar da bacakları. Bacakları diktim. İçine şöyle el yapını da doldurdum. Kollarını da bitirdim. Kafamız da bitti. Evet, bedenleri de birleştirdim. Şuraları diktim. Valla bunları dikmedim arkadaşlar. Yapıştırdım açıkçası. Daha hızlı ve kolay bitsin diye. Evet, şimdi bedenleri de bir kenara bırakıyorum. Buradaki sıraya göre gidiyorum. Şimdi bedeni yaptıktan sonra diyor ki eteğe geçin. Eteğe geçiyorum şimdi. Eteğin üst kısmını da dikerek göstermiş. Bu ön kısmı, şuralarda dikiş yerleri var. Şimdi eteğin yine böyle parçaları var. De mesela böyle keçelerden etek yapacaksanız, renkli etekler yapacaksanız, üstüne farklı renkler ekleyeceksiniz, bunları yapıştırabilirsiniz de, ama dikişi seviyorsanız dikebilirsiniz de, tamamen size kalmış bir şey. Şimdi eteği birleştireceğim. Şöyle iki yandan dikeceğim buradaki gibi. Evet, eteği de bitirdim, diktim. Şimdi üst bedenleri birleştireceğim. Tabii kollar var. Evet, bebeğim bitmek üzere, çok az kaldı. Kollarını, bedenini, kafasını birleştirdim. İçine yine elyaf koydum. Onları biraz hızlıca yaptım. Çok zaman aldı çünkü. Gövdeyi eteğe ekleyeceğim. Yine aynı şeyle, teknikle şöyle ipliği ve iğnesiyle devam ediyorum. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Dikeceğim, geleceğim. Evet, bebeğimi diktim, birleştirdim. Ayaklarını da birleştirdim. Fiyongun bir tanesini ters takmışım. Evet, bebeğimiz bitti arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. Yaklaşık 3-3,5 saat gibi sürdü. Hazır olmasına rağmen. Hazır kitti hatırlarsanız. Bütün her şey kesilmiş, bütün parçaları tek tek ayrılmıştı. Ama yine de 3-3,5 saat sürdü birleştirip dikmek. Bazı yerlerini de yapıştırdım zaten, daha hızlı bitsin diye. Umarım beğenirsiniz. Siz de evde keçelerden, böyle renkli keçeleriniz varsa keserek birleştirebilirsiniz. Böyle küçük keçeden bebekler yapabilirsiniz. Evet, ben çok eğlendim bunu yaparken. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Seviyorum sizi. Bye bye.